birazcık su koyacağım, tuzunu, karabiberini koyacağım, ondan sonra kaldıracağım. Tamam. Fırına en son şeyi atacağım. Pırasaya salça malça girecek mi? Girecek. O en son, o da evet. Zaten tamam, brokoli haşlanıyor. Haşlanıyor. Yemeklerin tadına tuzuna baktın mı hiç? Evet, buna baktım zaten. Bunda tamam. Ete de baktım. Pişmesi de çok güzel, yumuşacık. Yani bu tarafta bir sıkıntı yok. Bunları hangi kaba yerleştireceğiz? Hemen şurada kabımız. Havuç ve patatesi. Bunu patlıcanını. Onu tencereye alacağım ben. Patlıcanımızı bunu sereceğiz. Aa, ben üzerine toprak kaselere koyacağım zannettim. Hayır bunu hayır. Buna koyacağız. Tamam. Üzerine etimizi dökeceğiz. Ondan sonra 20 dakika fırına vereceğiz. Bu kadar. Koyuyorum patlıcanları bunu o zaman. Evet evet, koyalım patlıcanlarımızı. Tamam, bu da okey. Çorbayı artık Kadir koyacak Bey, bunu mıyız? Da açsak olur değil mi? Açayım, ne koyacaksın ona? Çorbayı koyayım o tarafa. Şey, brokoli alayım ona. Ben yakarım onun altını. Sen buna düşecek gibi. Yok yok, öyle sallantı. Tamam. Hanımefendi. Efendim Kadir Bey. Niye dolanıyorsunuz orada? Sos yapacağım size Kadir Bey. Böreğin sosu mu? Evet. Söyleyin o zaman ne yaptığınızı. Hemen gidiyorum. Yufkaya yoğurt, sirke bir şey yok mu? Tamam işte burada. Bak, o çok küçük tas, hiçbir şey yetmez. Büyük böreği sahanından yap. Ben bu böreğin hamurunu portakal suyuyla ıslatıyorum Kadir Bey. Ne gibi bir lezzet katıyor portakal suyu böreğe? Deneyin de görün. Kız bir tanesini de dene bakalım, belki bir farklılık yaratır. Tabii bunu yanlış evde yaptık. Deneyip mi yanlış söylüyorsun? Yaptık bunu. Yoksa işkembeyi kübradan mı sallıyorsun? Yoğun tecrübeme dayanarak konuşuyorum. Kaç senenizi mutfakta geçirdiniz? Bizim ev açık mutfak olduğu için bütün yıllarım orada geçti. İzleyerek geçirdiniz. Peki, akşamlara mutfağa bakıyor ve hayal ediyor. Evet, ezan okunuyor. Aziz Allah şefaati ya Resulullah. Hızlıca böreğimizi hallediyoruz. Böreği fırına verdiğimiz gibi gerisini göreceğiz. Yapacağız şimdi biz bu böreği? Ortada kaldık. Kaldık. İç yetmedi. İki tane de misafire yetmez. Vakit kaybediyorsunuz. 48 dakika kaldı. Pırasa kavuramayın şu saatten sonra. Benim aklıma gelen tek bir plan var. Açalım bence, içini dökelim, yeniden yapalım. Çılgınlık. Olmaz. Ne yapalım? Ne yapacağız? Pırasa verin, doğrayalım. Çabuk. Az doğradınız pırasayı. Az doğradı. Hanımefendi yeter dedi. Senin her şeye göz kararın vardı. Buna mı yetmedi o gözünün kararı? Soğan doğra, soğan. Niye doğruyorum soğanı gene ben? Canı sıkılıyor, bana soğan doğrattırıyor adama. Boş konuşma, soğan doğra. Kakas sandara. O çorbanın suyunu koy artık bence. Artık koyuyorum, tamam. Pancarlar. Pancarlar da oldu. Bence olmadı. Düdüklünün yanına dandan vuruyor onlar daha. Senin pilavın var. Bu pirinç suya konulmadı. Koyulacağız şimdi. Ondan nişastasını çıkarmamız lazım. Kadir bir tava bulun. Aynı tavada kavuralım. Çabuk. Pirinç koyuyorum. Ah sen planım, vah sen planım. Vah yine vah. Rakiplerini sizi vah, yemesin diye vah. Burada koşturuyoruz. Ah. Ne oldu? Parmağım kesildi. Ah. Hanımefendi hep sizin yüzünüzden. Bak gene ne varsa bende var. Ciğer var, ciğer. Tamam, şimdi bunu elin artık orada yumuşayana kadar sana pişiriyoruz. Aa, şöyle aha geldik. Serpil Hanım, pilav tamam tenceresi çıkarın, pilav koyalım. Pilav tenceresi hadi çıkardım. Pilavımızı en son koyacağım Kadir Bey. Pilavımı en son koyacağım. O zaten 15-20 dakikada bak, olacak. Her şeyi en son koyacağım diyor. Şimdi ya koyup şu pişirsen sana ne zararı bu barbu pilavın? Mirastan payı mı isteyecek? Hayır, zaten burada şey yerimiz yok. Hemen ne yap, pırasa buraya birini mi oturtturacağım? Kadir şu Bey, arka taraf boş ya, misafir mi gelecek oraya? Kadir Bey, bunu nereye koyacağım o bak, zaman? Bak, yarışmacıma dedim ki pilavını pişir, süren az oluyor, son dakika dedi. Hadi bakalım. Bu Kadir sizi oyalıyor. Oyalamaz. Niye pırasayı oyalasın? Pırasayı az doğradı. Tekrar yapıyoruz. Ve o oyalamıyor da ben oyalıyorum erkenden pilavı pişir diye. Yeter dedi Kadir Bey. Tamam, o sana yeter dedi. Ha. Alın bunu kavurun. Bu tam oldu işte şimdi. Bu da yetmeyecek. Onu da yeniden yapalım bari. Dur. Yumurta kıralım. Süt koyalım. Süt niye koydun hanımefendi? Yoğurt koymuştu. Süt koymadın mı buna? Koydum. Süt olur. Sütsüz olur mu hiç? Yoğurt da olur. Ben sütle yoğurdu birleştirip koyuyorum da kimisi sadece yoğurt koyuyor. Sadece sarısını koyacaksın. Beyazını koymayayım mı? Tamam. Öyle olur herhalde. Çorba burada kaynıyor. Onu sonra abla beyazını da koyacağım böreğin içine. Evet, komple böyle. Anlatıyorum, anlamıyor ki. Kafamı alıp nerelere vurayım ben? Biraz sıvı yağ alabilir miyim? Tezgahın altında. Çok uzaklarda arama. Sıvı yağ dibindedir. Tamam, teşekkür ederim. Tamam mı? Yeterli. Şuna da az koyayım. Biraz erimiş tereyağı var. Eritesek mi bunun için acaba? İcat çıkarma. Graham. Graham. Alo, 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 alo. Akşama bunu kadar. Bunu pilava koyacağız biraz zaten. Bunun salçasını en son koyacağız. Salçasını, kokusunu bence çıkartacağız. Bence biraz da yoğurt eklesek buna böreği yumuşak tutar. Benim bir ustam vardı. Diyordu ki süt kurutur. Senin ustan seni kovdu ya. Ben her girdiğim yerden bir kaşık atıyorum o zaman. At. Eyvah. Bize soruyorsanız yandık yani. Tuzuna muzuna da bak. Pırasan tuzuna baktın mı sen? Yok, bakmadım.
Ne güzel. Tamam. Bu şimdi buna da atacağım hazır. Ya zaten. Senin pembe rüyan vardı. O pancar ha burada. O pancar. Haşlanıyor. O yoğurtlanacak. O da 2 dakikalık pilavın şey. Pilavın kaldı. Pilavım çorban kaldı. Pişiyor. Çorban pişiyor. Ana yemek fırında. Salatanız yok. Salata yok. Salatamızla brokolilerimiz soğusun. Onu hemen yapacağım zaten. Taze soğanlarım bir soyulacak şunları benim. Şunları çıkartayım aradan bari bende. Hah yine başladık. Başladık dediğin senin dediğin yöntemle yapıyorum. Yoksa kendim çok güzel tane tane ayıklardım bunu. Gurbette yorgun düştüm. Ve ceylan hasreti gitti. Gittim ve ceylan. Yeniden düştüm yollarına. Gardım geldim ellerine. Hanımefendi siz nereliydiniz? Ispartalıyım ben. Ispartalısınız. Hiç de Isparta türküsü bilmiyorum bak. Hangisini biliyorsunuz? Ben ne bileyim bir son türkü biliyorum. Hangisi şey var yani? Ya Cemilem. Aa Ispartanın mı o? E tabii ki de. Kız o Muğla'nın değil miydi? Hayır. Kavga çıkmasın şimdi. Şimdi sanatçı Sümer Özgü var biliyorsunuz. Tamam. Isparta Burdurlu. Onu çıkardığı bir şey. İşte. Cemilem'in gezdiği dallar meşeli limanım. Dakdırarak 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 dakdırarak. Haydi düşkün oldu Cemilem'den bu yörede düşeli. Gaydırıp bak Cemilem nasıl nasıl edelim de biz bu işe nikahımızı kıyırsın haber verin hoca gelin. Hoca memişin kütüğüne bakın Ispartalı mı? Ben niye bakıyormuşum? Gaydırıp bak ne demek? Her yere oynak. Bir Ispartalı bir Ispartalı'ya bunu der mi ya? Gaydırıp bak ama bak adamın peşine takmış. Yani Allah'ım. Şuna biraz su koyayım. Ya ne yapıyorsun ha? Üstündeki beyazları alayım şöyle. Vallahi şimdi bak sevmediğin nar türküsünü söylerim. Bu da olmak üzere. Onarlarda ne tat kaldı ne lezzet. Bu da olmak üzere. Zaten. Aman ben aman şimdi diyor. Buna salça koyacağım. Bir taze soğanları da ayıkladığımız zaman salatanın şimdi malzemesi taze salsam. Şimdi taze soğan pırasa kültürü olduğu için ona ayıracağız. Vereceğiz. İkisi de aynı çünkü. Ha. Bu da tamam. Tavuk suyumuz zaten pilavımıza lazım. Bunlar tatlımıza lazım. Bu böreğimiz için. Bu salatamız için. Bunun işi bitti. Bu da bu tamam. Bu brokoli neyin yanında vereceksin? Brokoli tamam. Zaten salatanın ana maddesi bugün. Brokoli salatası da her zaman evimizde yaptığımız bir salata. Böyle bir yarışmaya uygun bir salata değil. Brokoli salatası bence değişik olmuş, güzel olmuş. Brokoliyi ben çok severim. İnşallah damak zevkime uygun bir şekilde yapmıştır. Bence olur ya. Şu pilavı koy bacım. Koyacağım, bak, hemen koyacağım. İşimize diri diri gelecek sonra. 38 dakika kaldı. Ha, 38 dakika. Kaldı. Son yarım saat diyorum hala pilav yok ortada. Ama bu kolonlara vuracağım şimdi. Dikine vur şöyle. Tamam hemen yapacağım şimdi pilavı da. Nasıl şu çorbayı bir şey yapayım hemen yapacağım Kadir Bey. Ya ablam çorbada ne var? Çok sıradan bir çorba. Hani ha mercimek çorbası ha havuçlu portakal çorbası. Çorbası basit. Mercimek çorbasından bir farkı yok. Çorbada bir şey yok. Zıt zıt yapacağız portakal ama suyunu. Ama bak pilavın içinin üzümüydü şunu soğan. Şunu alalım o zaman. O pilava tamam. Soğan nerede? Pilavın soğanı yok ki. Ha, tamam iyi bari. Soğan doğramaktan kurtuldum. Bir an dedim ki soğan mı var? Mademli yoksa? Pilava soğan nereden kuyuldu görünmüş? Anladım. Mardin kapışan olur ya. Lele. Hanım Mardin kapışan olur. Dibi değirmen olur. Ne oldu? İç pilav değil bademli pilav karışma sen. Kuş üzümü de var ya ben öyle şey yaptım onu. İşine gelmedi mi karışma. Umrumda bile olmaz. İşine geldim o burnunu ta dibine kadar sokuyorsun. İç pilavla soğan olur diyor Kadir. Benimki iç pilav değil ama. Ben de onu dedim kendisine. Tamam ben orada şey üzümle fıstığı görünce. Tamam onlar bademi. Da konuyor bademli pilava. Anladım. Ama iç pilava soğan ama bakın konur. Bakın arkadaşlar kötülüğünüze mi söyledim ya? Dedim ki yani doğranacaksa haklısınız kızım haklısınız. Sınır bu kadar yeşil soğanı ne yapacağız biz? Salataya koyacağız. Bu kadarını. Hayır o kadarı değil tabii ki de göz kararı yani oradan 3 tane 4 tanesi yeter zaten bize yeşillik olsun ya. Tamam işte. Sen hepsini doğru hanımefendi hep eksik söylüyor. Bir tek keşkülü fazla yaptınız. Ama en güzel de onu yaptım. Keşke keşkülü dur bir dakika. Keşke keşkülü seçmeseydi. Ben komiyim değil mi? En güzel keşkülü yaptığına inanıyorum. Masa için inanıyorum. De ayrı bir özendin mi? Var mı bir masa için, masada sürprizin falan? Şimdi evet masada sürprizim var. Sürpriziniz masayı kuramamanız. Ya masa niye, yok sürpriz. Masayı niye kuramayalım? Pırasa kavuruyoruz. Kadir Bey börek bu tamam daha artık. Fırına girmedi. Kadir Bey eti çıkaracağım artık ben. Ben zıvanadan çıkacağım şimdi. Sonra pilavı koyacağım şimdi. Havuçlar salataya rendelenecek mi? Evet rendelenecek. Ay artık tamam. Eti alıyorum tamamdır. Et süper. Bizim üstüne koyun. Evet etimiz de hazır. Şöyle bir bakalım mı? Vallahi lokum. Kapatın kapatın. Tam bir lokum. Şimdi pırasayı da artık alıyorum Kadir Bey. Şu etimizi bir saralım önce. Bir salatanın havucu önce. Da tamam. Tamam. Dur yemeğe değmesin. Kaymasın kağıdı. Evet. Tezgaha koyalım. Tamam burası. Allah aşkına çabuk olun ya. Çok oldu bu da ama. Yaydırın.
Kadir Bey, bunu iki kat mı yapsak? Koyun hemsi mi dersin? Evet ya. Üçünü birden mi saracağım? Hayır, ikisini. Ha, iki tane. Bu saracağım. Soslanmış oldu zaten. Buraya da biraz sos koyuyoruz. Tamam, en alttaki olsun, kalacak. Hadi. Döküyorum. Daha sos dökme. Artık dökmeyelim. Dökmezsek kütük gibi olur. Yeter, yeter. Ya sanki boyacı Rıfat Usta. Biraz içerçi koy. Koyuyordum, sos koydun diye durdum. Şu şekilde işte Kadir Bey, tamam. Heh, hadi tut, Emel Sayın'ı dürer gibi. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi. Güzel börek kimdeyse. Burası da ne gitti ya. Şimdi? Kaldırın. Ya. Cılım cılım oldu. Olmadı. Bunu bana bırakın, siz anlamıyorsunuz bu işten. Yemekle alakalı bir işte çalışıyorum yıllardır. İşte sen kendini bizden 2010 önde koyuyorsun, sana bunu yedireceğim diyordu ya. Hani bana bununla mı yedirecekmiş benim söylediğim lafı? Evet, bunun sarımsağı da hazır. Hadi ablam sofraya son 7 dakika. Haydi bakalım. Hadi çabuk gelin. Hadi bakalım neymiş şu sofranın şıklığı, özlerini göster. Mutfaktaki işimiz bitti çok şükür. Bitti. Salatanın sosu, sarımsağı, yoğurdu, börek fırında. Çorbayı da son kez bir blenderdan geçirdik. Şimdi aç bakalım. Öyle geldik. Kızım hemen buraya da bir bıçak. Bıçak hepsi var bende. Tamam, elimde. Hadi. Var, kur. Kaşığımız, bardağımız biraz öyle yaptık. Haydi. Ve her şey tamam mı? Sanki bir şey eksik gibi geliyor bana. Bir şey eksik bu masada. Son saniyeler. İyice bak. Çok iyi bakın. Evet, masada son iki. Tuzluk biberliğimiz yok. Arkanda hemen koyuyoruz. Tebrik ediyorum efendim. Evet. Tuzluğumuzu da koyduğumuza göre. Son 2 dakika kala her şey bitti. Şu an ocakta pilav var, fırında börek var. Kalan süremiz bittikten sonra onlar da kapanacak. Tebrik ediyorum efendim. Teşekkür ederim Kadir Bey. Harikaydınız, güzel enerjiniz. Yemek tariflerimiz. Gidiyoruz üstümüzü değiştirmeye. Ben de mutfakta kalan havluları makineye atıyorum. Tamamdır. Ardından emin bir şekilde lezzetli yemeklerle karşınızda olacağız. Bakın bakalım Enem Arat benim de bugün masada neler yaşanacak. Haydi buyurun. Gel ablam, gidiyoruz. Manat Bilim'de bugün Serpil Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız portakallı avuç çorbası, pırasalı börek, pembe sultan, geleli kebabı, bademli pilav, brokoli salatası ve keşkülle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.